Elon Musk da bu sucuklardan yiyor. Aynen öyle abi. Vallahi abi sucuğa ben alıştırdım. Ustam kolay gelsin. Sağ ol Özcan abi, merhaba abi, hoş geldin. Merhaba, tam da iş üstünde yakaladım seni, aynen, çalışıyorsun. Abi, Allah kolaylıklar versin. Ne var ne yok, nasılsın? Çok şükür abi, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi, andolsun iyiyiz biz de. Sağ ol abi, Allah iyi güzel. Burada bir şey görüyorum bak, dolap. Abi dolabımız yoktu, daha önce demiştim zaten. Daha çok eksiklerimiz var diye. Şimdilik dolabımızı hallettik abi, göstereyim hemen. Derecesini ben 5'e getirdim. 24 saat çalışıyor abi dolabımız. İçinde içeceklerimiz, biberlerimiz, salçamız, kullandığımız malzemelerimiz var. Malum yaz da geliyor aslında. Evet, doğru. Evet abi. Fakat başka bir şey daha görüyorum ben burada. Midye standı. Midye standı görüyorum. Ateş midyeyle çalışıyor Ateş abiyle. Midye standımızı oradan getirdik abi. Oranın midyeleri de çok güzel. Oradan alacağız. Burada satmaya başlayacağız Allah'a. Şimdi 20 gün geçti. Ben seni daha önce burada, evet, çekmiştim. Abi, İki tane çekim yapmıştım. Aynen. Sarı minibüs 1 ve sarı minibüs 2. Evet. İzleyenler çok beğendi. Evet. Eline koluna sağlık. Abi, 20 günde ne değişti Mehmet Ustam? Neler yaptı? Zaten 5-6 ay gibi bir süre ara vermiştim. Söylemiştim. Şu an 20-25 gün oldu ben işe çıkalı. Siz de gelip çekim yaptınız. Allah razı olsun. Yavaş yavaş işlerimiz yoluna giriyor abi. İyi olur, daha iyi olur inşallah. Aynen. Şu pandemi dönemini bir an önce atlatırsak daha iyi olur. Daha da güzel şeyler olur inşallah. Okulumuz var, okulumuz açılır. Gene evet. Öğrencilerimiz gelir. Temennimiz bu abi. Burada renk cümbüşü de var bak. Karayısal biberi var. Var, domatesler. Niagaralarım var. Evet. Limonlar var, bugün domates var. Bugün pek donatmadım çünkü cumartesi günü pandemi var. Gene süsledim abi, elimden geldi. Şurada abi boncuklar var asılı böyle. Kasap sucuklarımız abi. Evet, ben bugün sucuk yemeye geldim zaten buraya. Bu sucuk elimizin nedir? Bir bilgi verebilir misin? Nereden alıyorsun? Bu kasap sucuğu abi. Ayazlar et kasabından alıyorum ben. Yıllardan beri oradan alıyorum. Memnunum. Müşterilerime de alıştırdım abi. Bozmuyorum da değiştirmiyorum yani. Şimdi acı var mı? Acı çok tatlı farklı. Çok az bir acısı var. Çok az bir acısı var abi. Bazı sucukların baharatı mahvediyor adamın midesini, evet, yediği zaman. Evet. Yani eski bir tat verir. Bunda öyle yani mideyi rahatsız edecek bir şey yok abi. Hafif bir sucuk, güzel yani. Tamam, bir deneyelim o zaman. Tamam abi. Yap istersen. Tamam tabii abi. Elon Musk da bu sucuklardan yiyor. Aynen öyle abi. Vallahi abi sucuğa ben alıştırdım müşterilerime. Uygun da fiyata veriyorum. Öyle çok paralara da vermiyorum yani. Şimdi fiyatı en son yerken tamam. Sorarım ben sana. Şimdi sürpriz olsun. Tamam abi, hemen dışını çıkartıyorum. Naylon falan değil, gerçek bağırsak değil mi? Gerçek abi. Tantunum duruyor zaten burada. Taze abi, gene yaptım ben. Benim ürünlerim günlük tazedir abi. Dünden kalan hiçbir şey yok. Akciğer, kuyruk yağı karışımından yapıyorsun. Evet abi. Biber salçamı. Salçan kendine ait. Evet, ben abi yazdan yapıyorum diyorsun salçayı, biber salçasını. Biber zamanı ben litrelik pet bidonlar da. Onlardan 6'ya tane diliyorum abi. Beni bayağı bir götürüyor. Çünkü evde de kullanıyoruz, burada da kullanıyoruz abi. Salça sürekli kullanılıyor. Sucuklarımızı kesiyoruz abi. Tabii. Döner standım vardı burada, şu an göremiyorum. Yerine dolap gelmiş. Döner standını ben aldım, kapalı kutu aldım Letgo'dan. Arızalı çıktı abi. Onu şu an eve bıraktım. Hedefim bunu söküp, bu mangalı söküp, buraya közde döner. Ha, közde döner yapacaksın. Bacası gene kalacak. Evet. Mangalı sökeceğim. Mangalı bahçeye götüreceğim. Buraya sıfırdan bir közde döner ocağı atmayı düşünüyorum abi. Köz ateşinde yapmak istiyorum. Bu yaptıklarını peki sucuk, kokoreç için nerede yapacaksın? Abi. Evet. Sanayi tipi plate ızgara almayı düşünüyorum. Onu nereye koymak için? Onu ben buraya koymayı tamam, düşünüyorum. Süper. Kibar bir şey abi. Yani yavaş yavaş aklımdaki şeyleri yapmaya çalışıyorum projeleri abi. Vallahi sen yaptıkça yerlerde artar. Rahat olması lazım. Her şey elinin altında olması lazım abi. Daha çok kitleye hitap etmiş olursun. Aynen öyle. Güzel abi işler çıkarırsın. Aynen. Zaten genç bir girişimcisin. Aynen öyle. Manken gibi. Maşallah. Allah razı olsun abi. Zaten evinin geçimini de buradan sağlıyorum demiştin. Buradan sağlıyorum abi. Çok şükür.
Elon Musk'ın yediği sucuklardan biz de tadacağız şimdi. Bunu dövüyorum iyice ince olması için. İçi de tam pişsin diye. Bazı sucuklar yanıltıyor abi. Evet, evet. Dışı pişmiş gibi oluyor ama içi hala çiğ kalıyor. Bunu da izleyen vatandaşlarımıza söylemek istedim abi. Şimdi bir porsiyonda kaç gram sucuk ver? Kaç abi, gram sucuk veriyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben 5 parça katıyorum. 5 parça böyle koyuyorum abi. Şimdi gördüğümüzün hepsi bir porsiyon mu? Şu bir porsiyon abi. Burada nereden bassan 100, ya 100 gram gelebilir de 100 gramı da geçebilir abi. Çünkü benim kullandığım sucuk büyük sucuk. Ben şu şekil yarımını alıp vermesini de bilirim ama ben tüm kesiyorum abi. Müşterinin gözü önünde. Boldan boldan koyuyorum diyorsun. Aynen. İstersen bunları önceden de doğrayıp kola bakabilirim. Ama ben yoğunluk şu an olmadığı sürece, pek olmadığı sürece abi, bu şekilde yapıyorum yani. Gayet güzel. Elime, annemden koluna dolayı. Sağlık. Aynen abi. Bunu da dolaba katıyorum. Sucuklarımı böyle abi göstereyim. Yani. İsterseniz pişirmeye geçelim. Tabii tabii pişirelim. Krom malzemenin her zamanki gibi. Aynen abi. Ocağımız ateşi bol yanıyor abi. Ben sucuğumu müşterinin isteğine göre yapıyorum. Bazı müşterilerim sade sucuk olmasını istiyor. Bazıları kebapçı salataları. Ben yapmıyorum abi, kurutmuyorum. Suyu içinde kalıyor. Tabii, çok kuru kalmayacak abi. Evet, evet. En önemli özellik o zaten. Kıtır kıtır olmayacak. Evet. Müşteri yediği zaman yumuşacak abi. Pamuk gibi olması lazım. Bu şekilde abi. Ocağımın alevi çok yüksek, kenara çektim mecburen. Yoksa bunlar hemen kurutuyor. Direksiyonda, dümende sen varsın. Evet, İşi abi. Sen biliyorsun. Abi her şeyi ben yapıyorum. Bir tane elemanım var. Yusuf. Genç çocuk, genç arkadaşımız. Aynen. Mahallemizden sevdiğimiz bir abimizin oldu. Yani gel dedim, gel. O da öğrensin. Aynen. O da meslek sahibi olsun ileride inşallah. Eskisi gibi abi, eleman da yetişmiyor, çırak da yetişmiyor. Doğru. Hani bu yeni nesil bilmiyorum. Ben... Farklı değil mi yeni nesil? Yeni nesil çok farklı abi. Törpülemek zor onları. Aynen abi. Hani zaten kimse anlayamadı yeni nesili. Şu an çözebilen yok zaten. Aynen öyle abi. Yani ülkemiz için iyi olur yani yetişmeleri. İnşallah. Beyinleri, kafaları farklı çalışıyor onların. Ve çözemiyoruz. Abi sürekli her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor abi. Abi sen nasıl istersin? Kebapçı salatalı mı? Sonra domates mi söğüş yapayım? Domates olsun. Tamam abi. Domates olsun tamam sadece. Abi. Harika, eline sağlık. Hasat sucuğu abi, bol yağlı. Acı atayım mı abi? Olur tabii, atabilir. Zaten acı olsun. Bir acısı var sucuğumuzun. Bir şekilde abi. Genç arkadaş, ne yapıyorsun? İyidir hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım mı ediyorsun? Evet, çırağıyım. Salı gününden beri. Haftalık mı alıyorsun, günlük mü? Günlük çalışıyorum. Ne kadar alıyorsun? Ama yani buraya para için girmedim. Kendisine yardım ihtiyacı olduğunu duydum. Helal sana. Teşekkürler. Abi sucuğumuz bu şekilde. İçini bol abi. Söylemiştim zaten. Evet. Malzemeden kaçmıyoruz abi. Çok buna eğer çok fazla sucuk girersen bu sefer bozar yani abi. Doğru. Doğru. Tadında. Doğru. Vallahi dolu dolu ekmeğin içi zaten. Şu sen zaten şey şöyle söylüyorsun. Ekmek değil et yesin benim. Aynen öyle abi. Ha, şimdi ben büyük ekmek kullanırım. İçi az olur. Bu sefer de diyecek ki kardeş kuru ekmek yedik. Evet. Sucuk nerede? Bana şey göre nerede? Bu bir kişiyi doyurur. Aynen öyle abi. Ya bu şekilde yapıyorum. Müşteri zaten arkasına hemen bir tane daha istiyor. O bitmeden bir tane daha istiyor. Ekmek de kıtır kıtır abi. Eline, koluna sağlık ve ekmeği çok yakmayacak şekilde abi. Hem ekmeğin dışı da yağlanıyor. İlk şey... defa izleyenler olabilir bizi. Evet. Ben abi. İki defa yayınlamıştım. Sarı minibüs 1 ve sarı minibüs 2 olarak. Abi şöyle göstereyim. Bu da sarı minibüs 3 sucuk olarak yayınlayacağım. Yeri bilmeyenler olabilir. Efendim abi. İlk defa izleyenler ve burayı bilmeyenler tabii, olabilir. Bir tarif edebilir misin bu mevkiyi? Denizli Mahallesi, Şehit Mehmet Özel Caddesi. Hemen karşımızda A101 var çaprazımızda. Gösterelim. Hemen burada da okulumuz var. Şurada. Denizli Mahallesi'nde zaten sarı minibüs. Evet. Gelip geçerken seni rahatlıkla görebilirler, bulabilirler. Aynen öyle abi. Hemen bunu sarıyorum abi.
Ya bizim amacımız müşterilerimize güzel hizmet vermek. Şimdi şalgamlarım var burada. Var abi. Ayranım var. Şalgam zaten dışarıda da kalsa, kalsa bozulmayan bir şimdi şey. Şimdi el yapımı da yapsan 4 numara 10 numara olur ama. Düşünüyorum abi. Şimdilik ben bunları aldım. Daha yeniyim çünkü. Dolabı 4 dörtlük olur. 10 numara olur ama. Hani müşteriye yok çekmektense dedim. Evet. İş test edeyim, içeceğimi getireyim yani. Onu da planlıyorsun yani. Planlarında var. Evet abi. Vallahi gayet güzel olur. Açık ayran düşünüyorum. Açık ayran. Evet, kesinlikle yap bence. Çoğu müşterim kapalı ayran içmiyor. Ben de içmiyorum. Ben de evet sevmiyorum. Abi. O zaman ben senden şimdilik şalgam alabilir miyim? Tabii abi. Acılı olsun. Hemen abi. Tadımına geçeceğim. Tamam abi. Evet usta. Geliyorum abi. Müsaadenle tadına bakmak istiyorum şimdi. Hadi abi. Abi. Ekmek çıtır çıtır. Afiyet olsun abi. Hemen ayranımızı da açalım abi. Şu krom malzemeyle bunu bastın zaten. Çıtır çıtır evet, yapmış. Abi. Hemen limonumuz, turşumuz da burada. Şimdi sucuk ne kadar acı? Daha ağzıma gelmedi. Bakacağım şimdi. Biraz abi, geldi bir parça. Bir acısı vardı. Rahatsız edecek bir düzeyde değil. Yok, gayet sucuk. Hafif bir acısı var. Aynen abi. Söylemiştim. Çocuklar da yiyebilir. Evet abi. Çok acıya bozdukları zaman, baharata bozdukları zaman hoşuma evet. Gitmiyor o şekilde. Ya şimdi acı mı yiyorum, sucuk mu yiyorum anlamıyorum. Aynen öyle. Hocam, turşumuz da hafif acısı var zaten. Ayranımız, şalgamımız da acılı. Çok acı zaten. Acı istiyorsan zaten yanından turşu aynen yiyebilirsin. Öyle. Şalgamımız da güzel tane değil abi. Ben Atay şalgamı normalde de içiyorum. Atay markası. Atay, evet abi. Cemuz Atay. Evet ustam, şalgam güzel, fena değil. Evet abi. Ama el yapımı yaparsan ileride. Evet. Ki projelerim de var diyorsun. Düşünüyorum abi. Dolabımız 10 numara da, 5 yıldız olur. Olursa ben şuraya bir minik dolap daha atacağım arabamın içine. Hı-hı. Çünkü burayı kullanmıyorum ben. Ön koltuğa bir dolap daha koyacağım. Oraya da yine etimiş, ayranımı, şalgamımı koyacağım. Çünkü bu dolap zamanla yetmeyecek. Dolap yetmeyecek yani zamanla abi. Şimdi bir şey sormayı unuttuğumuz bir şey var. En sona saklamıştım. Fiyatı ne kadar? Bu gördüğünüz elimdeki abi, porsiyonun fiyatı ne kadar? Bu sucuğu sade, tavlacı salatalı, domates hiç fark etmiyor. 12 liraya veriyorum abi. 2 lira daha içeceğimiz abi 14 lira. 14 liraya buradan karnınızı doyurup gidebiliriz yani. Aynen abi 14 lira. Valla fiyat çok iyi. Göz ateşinde. Mehmet Usta'm eline koluna sağlık. Çok teşekkür her ediyorum. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abi. Döneri de kurduktan sonra yine döneri seni ziyaret edeceğim. Ama döner yine benim 1-2 ayımı alır abi. Yavaş yavaş. Evet. Hem o zamana kadar belki Allah'ın izniyle pandemi de biter. Telefon numaram var zaten sende. Var abi. Sen dönerini taktığın zaman çağır beni. Instagram onu da hesabım da var. Vatandaşları takip etmek istedim. Tabii koyacağım ben şimdi. Tabii tamam abi. Videonun altına senin Instagram hesabını tamam. Koyacağım. Tamam abi. Numaramız da var. Cadde belli, Denizli Mahallesi, tekrar söylüyorum, Şehit Mehmet Özel Caddesi. İleride karakolumuz var, geçince hemen 50 metre solda abi. Yukarısı kanal zaten birinci evet. Kanal. Oradan da gelirken Türkmen başından doğru aşağı doğru yine buradayız abi. Arabamız evet. Sürekli burada, hiç kıpırdatmıyoruz abi. Sabit duruyor burada. Burası da sizin zaten. Aynen. Dükkan. Yan taraf amcamın dükkanı. Yılların esnafıyız. Dededen kalma 40 senelik dükkan abi. Annem gül bakıyor buraya da, babam gül bakıyor. Evet sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar yine geldik bir videomuzun sonuna. Mehmet Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Yeni videolarda yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.